Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu derste neler öğreneceğiz? Sizle birlikte bir bakalım. Tam saatler ve yarım saatleri ve dersimizin ikinci bölümünde sizle okuma, anlama çalışmaları yapacağız. Dersimize başlayalım arkadaşlar. Görselde neler görüyorsunuz? Görselde iki kişi var. Konuşuyorlar. Neredeler? Bakalım konuştuklarından nerede olduklarını çıkarabileceğiz mi? Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bursa'ya gitmek istiyorum. Bilet var mı? Bursa'ya gitmek istiyorum. Bilet var mı dedi. Nerede olduklarını düşünün arkadaşlar. Evet efendim, var. Bursa'ya gitmek istiyorum bilet var mı? bileti nereden alıyoruz? Düşünün arkadaşlar. Evet efendim var dedi. Görevli. Otobüs saat kaçta kalkıyor? Otobüs saat kaçta kalkıyor diye sordu. Otobüsler nereden kalkıyor arkadaşlar öğrenmiştik. Hatırlıyor musunuz? Otobüsler nereden kalkıyor? Otogardan kalkıyor. O zaman bu iki kişi otogardalar. Biri bilet görevlisi, biri müşteri otogarda bilet alıyor. Otobüs saat kaçta kalkıyor? Bakalım. Sabah 11.30'da ve akşam 18'de otobüsler kalkıyor. Sabah 11.30'da ve akşam 18'de otobüsler kalkıyor dedi görevli. Şimdi saat kaç? Şimdi saat kaç diye sordu. Saat 9. Şimdi saat kaç? Saat 9. Şimdi saat 9 dedi görevli. Saat 18 çok geç. Saat 18 çok geç. Saat 11 buçağı 2 bilet almak istiyorum dedi müşteri. Saat 18 çok geç. Saat 11.30'a 2 bilet ...almak istiyorum dedi. Saat... ...11.30... ...da iki bilet almak istiyor. Buyurun... ...biletleriniz dedi. Buyurun... ...biletleriniz. Konuşmaya devam ediyorlar. Yolculuk kaç saat sürüyor? Yolculuk kaç saat sürüyor? Bakalım. Otobüs... ...11.30'da kalkıyor. Otobüs... 11.30'da kalkıyor. Saat 13'te Bursa'ya varıyor. Saat 13'te Bursa'ya varıyor. Yolculuk 1.5 saat sürüyor. Yolculuk kaç saat sürüyor arkadaşlar? 11.30'da otobüs kalkıyor. Saat 1'de 13'te Bursa'ya varıyor. O zaman yolculuk 1.5 saat sürüyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin dedi müşteri. Görevli rica ederim. İyi yolculuklar dedi. Otogarda otobüs bileti alan müşteri ve görevlinin arasındaki Diyalogumuzu sizle birlikte okuduk arkadaşlar. Şimdi incele bölümümüze geçelim. Burada ne görüyoruz? Bir saat. Bir saat görüyoruz. Birden 12'ye kadar sayılar var saatin üstünde. Başka neler var? Yelkovan var. Yelkovan. Akrep var. Akrep ve saniye var. Yelkovan bize dakikaları gösteriyor. Akrep saati saniyede saniyeleri gösteriyor. Bir gün 24 saat. Bir gün 24 saat. Bir saat 60 dakika. Yarım saat 30 dakika. 1 dakika 60 saniye arkadaşlar. Tekrar bakalım mı? Neyi öğrendik? Yelkovan bize dakikaları gösteriyor. Akrep bize saati gösteriyor. Saniye saniyeleri gösteriyor. Bir gün 24 saat. 1 saat 60 dakika. Yarım saat 30 dakika. 1 dakika 60 saniye. Saat kaç sorusuna geldik arkadaşlar? Saat kaç? Saati nasıl öğreniyoruz? Hangi soruyla? Saat kaç sorusuyla. Tam, tam saat. Saat 6. Saat kaç? Saat 6. Buçuk, yarım. Buçuk, yarım. Tam, yarım. Buçuk yarım diyoruz saatlerde. Saat kaç? Saat üç buçuk. Saat üç buçuk. Saat kaç? Burada bir saatimiz var. Kolundaki saatine bakan bir kişi var. Saat kaç arkadaşlar? Saat iki. Nasıl yazıyoruz? Öğlen on dört. Öğle on dört. Gece iki. Saat sekiz buçuk. Saat kaç sorumuzu sorduk. Saat sekiz buçuk. Nasıl yazıldığına bakalım. Sabah sıfır sekiz Gece akşam yirmi otuz diye yazıyoruz. Saat kaçta? Saat kaç ve saat kaçta sorularımızın cevapları farklı. Birinde direkt saat soruyoruz. Burada yapacağımız işlerle ilgili planlarımızla ilgili cevaplar veriyoruz. Saat kaçta? 3 tane saatimiz var. Şimdi 15, sonra 15.30, önce 14. 2, 3 ve 3.30. 2 kişi konuşuyor. Neler konuşuyorlar bakalım? Saat kaç? Saat kaç? Saat 3. Şimdi saat 3. Sınav saat kaçta? Sınav saat kaçta diye sordu. Sınav saat kaçta bakalım? Sınav üç buçukta. Sınav üç buçukta. Sınav yarım saat sonra. Sınav üç buçukta. Sınav yarım saat sonra. Saat kaç sorumuzun cevabı saat 3 Sınav saat kaçta? Sınav 3 buçukta. Sınav yarım saat sonra. Bunu da bitirdik. 60 dakika 1 saat dedik. 60 dakika 1 saat. 30 dakika yarım saat. Bunu da hatırladık. Burada yine bir saatimiz var. Saatin üstünde sayılarımız var. Bakalım birlikte inceleyelim. Gece. Saat 12'den. 5'e kadar olan bölüme ne diyoruz arkadaşlar? Gece. Saat gece 1, gece 2, gece 5. Sabah 7'den 11'e kadar olan saate sabah diyoruz. Sabah 7, sabah 9, sabah 11 diye söylüyoruz. Önüne bu kelimeleri getiriyoruz. Bir gün 24 saat olduğunu söylemiştik arkadaşlar. 13'ten başlayıp 24'te bitiyor. 1'den başlayıp 12'de bitiyor ve devam ediyor. Bakalım ne diyoruz? 12'den sonra 13, 14, 15 bu saat dilimlerini söylerken ne diyoruz? Öyle. Öyle 1 ya da 13. Öyle 2 ya da 14. Öyle 3 ya da 15 diyoruz 18'den sonra 23'e kadar olan dilimde ne diyoruz akşam saat kaç saat akşam 8 ya da 20 saat kaç saat 22 ya da akşam 10 birlikte öğrendiğimiz soruları yapalım arkadaşlar burada saatler var burada yazalım saatlerimiz cevaplı etkinliğimizde saat 7 saat 7 sabah saat 7 sabah Nasıl yazacağız? 07 07 sabah Saat 5 gece saat 5 gece 05 evet Saat 1 öğle nasıl yazıyoruz? 13 Saat 1 öğle nasıl yazıyoruz? 13 Saat 10 akşam 22 akşam olduğu için 22 olarak yazıyoruz. Saat 7 sabah, saat 5 gece, saat 1 öğle için 13, saat 10 akşam için 22. Cevaplı etkinliğimizi de birlikte yaptık. Yeni bir görselimiz geldi. Yeni bir bölüme başlıyoruz. 3 tane kişi var görselde. İsimleri yazıyor. Bakalım isimlerine. Asel, Zehra ve Mina. Kendi aralarında neler konuşuyorlar bir bakalım. Asel saat kaçta uyanıyorsun diye soruyor Mina. Asel saat kaçta uyanıyorsun? Asel saat kaçta uyanıyor bakalım. Saat 7'de uyanıyorum. Saat 7'de uyanıyorum saat kaçta okula gidiyorsun diye yeni bir soru soruyor Mina Asel'e. Saat kaçta okula gidiyorsun? Saat sekiz buçukta okula gidiyorum. Saat kaçta okula gidiyorsun? Saat sekiz buçukta okula gidiyorum. Sekiz buçuk. Sabah sekiz buçuk. Konuşmaya devam ediyorlar. Kızlar Yarın sabah birlikte kahvaltı yapalım mı kızlar? Yarın sabah birlikte kahvaltı yapalım mı diyor. Mina. Zehra ne diyor? Tamam yapalım. Tamam yapalım. Asel ne diyor? Sabah yedi buçukta kantinde buluşalım diyor. Sabah yedi buçukta kantinde buluşalım. Mina ne sordu? Kızlar yarın sabah birlikte kahvaltı yapalım mı? Zehra tamam yapalım dedi. Asel sabah yedi buçukta kantinde buluşalım dedi. Sabah yedi buçukta kantinde buluşuyorlar. Mina dersin saat kaçta bitiyor? Zehra Mina'ya yeni bir soru soruyor. Mina dersin saat kaçta bitiyor? Dersim saat 3'te bitiyor. Mina'nın dersi kaçta bitiyor? Dersim saat 3'te bitiyor. Öğleden sonra 3'te bitiyor. 15'te bitiyor. Akşam sinemaya gidelim mi? Güzel bir film var dedi Zehra. Akşam sinemaya gidelim mi? Güzel bir film var. Binan'a cevap verecek. Tamam gidelim. Çok güzel olur. Tamam gidelim. Çok güzel olur. Zehra ne sordu? Akşam sinemaya gidelim mi? Güzel bir film var. Mina ne cevap verdi. Tamam, gidelim. Çok güzel. Olur. Konuşmaya devam ediyorlar. Mina yeni bir soru soruyor. Film kaçta başlıyor? Film kaçta başlıyor? Film saat kaçta başlıyor? Film saat beş buçukta başlıyor. Zehra cevap verdi. Film saat beş buçukta başlıyor. 17.30'da başlıyor film. Dersten çıktılar. Evlerine gidiyor olabilirler. Ya da sinemaya gidiyorlar. Zehra, Asel ve Mina. Konuşmaya devam ediyorlar. Bakalım ne konuşuyorlar. Ben sinemaya gelmiyorum. Asel ne dedi? Ben sinemaya gelmiyorum. 5'te resim kursum var. Ben sinemaya gelmiyorum. 5'te? Resim kursum var. 17'de resim kursu var. Film kaçta başlıyordu? 17.30'da. Asel sinemaya gelemiyor. Aa yarın gidelim mi? Aa yarın gidelim mi? dedim Ina. Asel başka bir şey söylüyor. Sorun değil, sorun değil. Siz gidin, sorun değil siz gidin. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz yarın sabah kahvaltıda görüşürüz dedi Asel. Diğerlerine cevap veriyor. Görüşürüz. Görüşürüz dedi Mina. Mina ve Zehra sinemaya gidiyor. Asel resim kursuna. Yarın kahvaltıda görüşecekler. Oku ve işaretle bölümümüze geldik arkadaşlar. Asel, Zehra ve Mina'nın konuştuklarından sorularımız var. Onları birlikte cevaplayalım. Birinci sorumuz, Asel saat sekiz buçukta okula gidiyor. Asel saat sekiz buçukta okula gidiyor. Doğru mu, yanlış mı arkadaşlar? Bakalım hemen. Saat kaçta okula gidiyorsun diye sordu Mina. Asel cevap verdi. Saat sekiz buçukta okula gidiyorum. Sekiz buçuk. O zaman sorumuz, Asel saat sekiz buçukta okula gidiyor. Doğru. İkinci soruyu da siz yapın arkadaşlar okuyorum ben. Asel saat yedi buçukta uyanıyor. Hemen buradan okuyun. Asel saat yedi buçukta uyanıyor. Bakalım birlikte. Asel saat kaçta uyanıyorsun? Saat 7'de uyanıyorum. Saat 7'de uyanıyorum. Sorumuz ne? Asel saat yedi buçukta uyanıyor. Doğru mu, yanlış mı? Evet. Yanlış. Asal saat 7'de uyanıyor. Yedi buçukta değil. Cevapla etkinliğimize geldik arkadaşlar. Saat kaçta uyanıyorsun? Saat kaçta uyanıyorsun? Saat 8'de uyanıyorum. Saat 8'de uyanıyorum. Saat kaçta uyuyorsun? Saat kaçta uyuyorsun? Saat on buçukta uyuyorum. Akşam saat on buçukta uyuyorum. 22 30'da. Ders ne zaman bitiyor? Ders ne zaman bitiyor? Ders saat 6'da bitiyor. Ders saat 6'da bitiyor. 18'de bitiyor. Afedersiniz saat kaç? Affedersiniz saat kaç? Saat 11. Saat sabah 11. Saat 11. Cevapla etkinliğimizi de bitirdik arkadaşlar. Eşleştir etkinliğimize geldik. Saat 11. Saat 11. Buradaki saatlerin yazımlarıyla bunları eşleştirelim. Saat 11. 11. Saat 11. Saat 12.30 saat 12 buçuk 12 30 saat 12 buçuk 12 30 diyorduk buçuk diyorduk ya da yarım saat 12 30 saat gece 3 saat gece 3 3 saat 9 saat 9 saat 7 buçuk saat 7.30. Bir kez daha okuyorum arkadaşlar siz de takip edin. Saat 11, saat 12.30, saat gece 3, saat 9, saat 7.30. Eşleştir etkinliğimizi de bitirdik. Boşlukları doldur. Affedersiniz boşluk kaç? Ne gelir buraya? Saat. Afedersiniz saat kaç? Saat boşluk. Saat kaç arkadaşlar? Saat kaç? 12.30 evet. Saat 12.30. Saat 12.30. Boşluk ederim. Buraya ne gelecek? Teşekkür ederim. Bir şey değil. Boşlukları doldurduk. Bir kez de beraber okuyalım arkadaşlar. Afedersiniz saat kaç? Afedersiniz saat kaç? Saat on buçuk saat on buçuk. Teşekkür ederim teşekkür ederim bir şey değil bir şey değil. Bu etkinliğimizi de bitirdik. Dersimizin diğer bölümüne geldik arkadaşlar okuma anlama bölümüne. Burada sizle birlikte cümle ve metinler okuyalım. Bu ne? Bu çanta, çanta. Cümleye bakalım. Ayşe 3 tane çanta taşıyor. Ayşe 3 tane çanta taşıyor. Alışveriş, alışveriş. Aile markette alışveriş yapıyor. Aile markette alışveriş yapıyor. hasta hasta ablam çok hasta o üşüyor. ablam çok hasta o üşüyor. devam ediyoruz. Bu ne? Elma, elma. Aslı her gün bir tane elma yiyor. Aslı her gün bir tane elma yiyor. Oku birlikte okuyalım arkadaşlar. Annem ellerini sabun ile yıkıyor. Benden sonra siz de tekrar edin arkadaşlar. Annem ellerini sabun ile yıkıyor. Annem ellerini sabun ile yıkıyor. Burada Mina yatakta uyuyor. Mina yatakta uyuyor. Benle birlikte tekrar ediyor musunuz arkadaşlar? Mina yatakta uyuyor. Devam ediyoruz okuya. Fırıncı ekmek yapıyor. Fırıncı ekmek yapıyor. Fırıncı ekmek yapıyor. Fırıncı ekmek yapıyor. Burada babam kasaptan et alıyor. Babam kasaptan et alıyor. Benle birlikte tekrar edin arkadaşlar cümlemizi. Babam kasaptan et alıyor. Burada bir metin var. Bu metini birlikte okuyalım arkadaşlar. Burada bir görselimiz var. Görselde neler var? İki tane çocuk var. Ellerinde şemsiye var. Yerde sarı yapraklar var. Bakalım metinde neler yazıyor. Onlar Kerim ve kardeşi Emre. İsimlerine Kerim ve kardeşi Emreymiş. Birinin adı Kerim, diğerinin adı Emre. Onlar Kerim ve kardeşi Emre. Mevsim sonbahar. Mevsim sonbahar. Yerde sarı yapraklar var sonbahar mevsiminde. Yapraklar sararıyordu. Bugün hava soğuk ve yağmurlu. Evet, sonbahar mevsiminde yağmur yağdığını daha önceki derslerde söylemiştik. Ellerinde şemsiye var. Şemsiye olduğu için hava yağmurlu. Kerim ve Emre parkta oturuyorlar. Kerim ve Emre parkta oturuyorlar. Burası neresiymiş arkadaşlar? Park burası. Park. Şimdi birlikte okuyalım mı arkadaşlar? Ben bir kez daha okuyayım. Onlar Kerim ve kardeşi Emre. Onlar Kerim ve kardeşi Emre. Mevsim sonbahar. Mevsim sonbahar. Bugün hava soğuk ve yağmurlu. Bugün hava soğuk ve yağmurlu. Kerim ve Emre parkta oturuyorlar. Kerim ve Emre parkta oturuyorlar. Son kez okuyalım mı arkadaşlar? Benle birlikte tekrar edin. Metnimizi birlikte okuyalım. Onlar Kerim ve kardeşi Emre. Benden sonra siz de söyleyin. Onlar Kerim ve kardeşi Emre. Mevsim sonbahar. Mevsim sonbahar. Bugün hava soğuk ve yağmurlu. Bugün hava soğuk ve yağmurlu. Kerim ve Emre parkta oturuyorlar. Kerim ve Emre parkta oturuyorlar. Metnimizi birlikte okuduk arkadaşlar. Okuma metnimizi bitirdik. Bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere